Bebekte kameralara takılan Pelin Karahan, yılbaşını eşi Bedri Güntay ve iki oğluyla Kartalkaya'da geçirdiklerini söyledi. Nasılsınız? İyi valla, ne olsun. Koşturuyorum. Yılbaşını herhalde bir şehir dışındaydınız. Kartalkaya'ya gittik. Ha. Çocukları kayağa götürmüştük. Oradaydık. Sonra geldik. İki gün sonra. O kadar. Nasıl geçti tatil? Güzel. Onlar işte kayak mayak öğrendi. Çocuk odaklı bir tatil zaten. Güzel geçti. Keyifliydi. Başarılı oyuncunun kullandığı küçük araba dikkat çekti. Araba benim. Yo, vardı eski. Benim küçüğüm bu. Bu benim. Bu benim küçüğüm. Yo, vardı zaten. Ben seviyorum. Küçük araba İstanbul'da daha mantıklı, daha kolay oluyor biliyorsunuz. O yüzden ona takılıyorum ben. Kıbrıs Zafer'e Doğru dizisi yakında final yapacak olan Pelin Karahan'ın başrolünü oynadığı Dalgalar ve İzler filmi geçen yılın sonunda vizyona girmişti. Film nasıl gidiyor bu ara? Valla film zaten çok vizyon filmi değil aslında baktığınızda. Biraz daha bir festival filmi ama tabii sonuçta vizyonda. Hani çok takip etmiyorum nasıl gittiğini ama biz seyrettik, keyifli. Güzel oldu. Dizinin birkaç bölüm daha yayını var ama biz bitirdik çekimleri. Şimdi böyle çocuklarla kendimle vakit geçiriyorum, öyle arkadaşlarımla. Pelin Karahan düzenli spor yaparak ve iki öğün yemek yiyerek 10 kilo verdiğini anlattı. Zayıflamaya devam mı bu arada? Valla 10 kilo verdim biliyor musun? 10 kilo gitmiş yani. O yüzden bayağı bir erildiğiniz gibi. Evet, gitti. Şimdi açmayayım tabii. 10 kilo gitti ama hala devam ediyorum. Her sabah kalkıp spor yapıyorum. Hedef ne? 10-15 Hedef yok ya. Aslında ben istediğimin çok altına indim ama bunu korumak iyi bir şey tabii benim için. Daha sağlıklıyım, böyle daha iyi geliyor. Çok disiplinli miyiz yeme içmede bayağı? Yeme içmede şimdi demin makarna yedim, söylemesi ayıptır. Hani artık o çok şeyi aştım ama İki öne düşürdüm. Dikkat ediyorum. Bir gün çok yedisem bir gün az yiyorum falan. Tavsiye ederim arkadaşlarımıza. Çocuklar da yoruyordur herhalde. Biraz onların da. Tabii çocuklara da koşturuyorum. Onda şey var. Öyle. Başka bir numara yok bende. Karahan ara vermeden çalışmaya devam edeceğini söyledi. Yeni proje var mı peki? Konuştuğumuz bir şeyler var. Aslında daha biter bitti yani. Hatta daha yayından daha bitmeden bile geldi bir şeyler. Konuşuyoruz bakalım, ben çok durmam ya. Güzel oyuncu Hülya Avşar'ın gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri kolay atlatacağız şeklindeki sözlerinin ardından yaşanan polemiğe dahil olmak istemedi. Simitle aranız nasıl? Simit niye? Simit yiyor simit muyuz? Simit seviyorum, yiyorum. Simit candır ya. Simit olmaz mı? Simit güzel. Konuya çok vakıf değilsiniz dedim. Bir yavşanın simit polemiği var diye mi? Beni, hiç beni o polemiklere sor. Ben simit severim. Şu an yokluktan ne soracağını şaşırdı. Tamam, var mı başka bir şey? Teşekkürler. Size çok malzeme veremedim ama yapacak bir şey yok.